Merhaba, bugün sizlerle yine çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif yapacağız. Nohut dürüm. 4 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alarak başlıyoruz. Zeytinyağının içine 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Su bardağı haşlanmış nohutu karışıma ekliyoruz. Nohutların elinizle kolaylıkla ezilebilmesi gerekiyor. İyice yumuşamış olmaları gerekiyor. Eğer yumuşamamışlarsa biraz su ekleyip biraz daha pişmesini sağlayabilirsiniz bu arada. Bir domatesi söğüş olarak doğruyoruz. Yarım demet maydanozu ince ince kıyıyoruz. Bir orta boy soğanı yine söğüş olarak doğruyoruz. Bir kapya biberi ince ince doğruyoruz. Ben burada yeşil biber kullandım. Markette de, manavda da, pazarda da bulamadım kapya biberi bu aralar. Bulduğumda da dolabıma stok yaptım. Çünkü bu tarifte kesinlikle yeşil biber işe yaramıyor. Buna lezzetini veren soğanın, maydanozun, kapya biberin birbiriyle uyumu ve nohuta çok yakışıyor olmaları. Yani eğer soruyorsanız yeşil biberle de aynı lezzet oluyor mu diye, olmuyor. Mutlaka kapya biber kullanmanız gerekiyor. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Nohutunuzun tuzluğuna bakarak tabii. Bim'den aldığım lavaşları kullanıyorum. Nohutları iyice eziyorum. Lavaşa nohutları yerleştiriyoruz. Üzerine maydanoz, soğan, kapya biber karışımını ekliyoruz. İsterseniz domates ekleyebilirsiniz ama sevmiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Bu zorunlu değil nohut dürümde. Patates kızartması da ekleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ve lavaşı sarıyoruz.
çok hızlı yapabileceğiniz, çocuklarınızın da bayılarak yiyeceği çok güzel bir tarif. Umarım dener ve fikrinizi aşağıda yazarsınız. Tarifleri kaydetmeyi, abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zile dokunmayı unutmayın. Hem lezzetli, hem pratik, hem de sağlıklı bir tarif yapmış olduk. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.